Bediüzzaman Hazretleri, küfrün beli kırıldı diyerek, küfrün etkisi azaldı demektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde ise, küfür fikren tamamen son bulacaktır. Bediüzzaman Hazretleri, küfrün belini kırdı diyerek, küfrün etkisi azaldı diyor. Ama asıl Mehdi Aleyhisselam zamanında, Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında, yani ahir zamanda, küfür fikren tamamen son bulacak inşallah. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin sözünü okuyabiliriz. Evet. Bediüzzaman Hazretleri, Deccaliyet ve Süfyaniyet önce gittikçe yayılacak. Sonra Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin fikri mücadeleleriyle bu fitneler tamamen son bulacak diyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerinden bunu tam olarak anlayabiliyoruz evet. İnşallah. Bediüzzaman Hazretleri mektubat sayfa 57'de şu şekilde söylüyor. Tabiyyun, maddiyun felsefesinden, materyalizm, darwinizmden, tevellüd eden, doğan, bir cereyan nemrudane, isyankar bir cereyan, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla, materyalist felsefe vesilesiyle intişar ederek, yayılarak, kuvvet bulup, uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir diyor. Evet, şimdi bu sözde tabiyyun, maddiyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyanı nemrudane. Burada Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü çok açık aslında. İsyankar yani anarşist, terörist bir felsefenin faaliyetlerin bu Darwinist, materyalist kökenden geldiğini çok net açıklıyor Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde. Ve Bediüzzaman Hazretleri ne diyor burada? Gittikçe ahir zamanda diyor. Yani benden sonra küfür artacak diyor. Gittikçe kelimesiyle bakıyoruz ki ivme kazanarak, şiddetlenerek artan bir Nemrut faaliyetten bahsediyor. Deccali bir faaliyetten bahsediyor. Sözün devamında felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, yani bu ideolojiler, bu tehlikeli ideolojiler neyle kuvvet bulacaklar? Bu fitneler materyalist ve darwinist ideolojilerden aldıkları destekle, bunlardan aldıkları destekle kuvvet bulacak ve bu şekilde yayılacak. Ve bu ahir zamanda tam olarak bizim gördüğümüz bir şey. Yani kuvvet bulmak ne demektir? Bediüzzaman Hazretlerinden sonraki dönemde dinsizliğin, fitnenin, acıların, zulümlerin daha artması. Yani tam şu anda ahir zamanda yaşadığımız şeyi tarif ediyor aslında Bediüzzaman Hazretleri. Evet. Üstadın sözünün devamında da şöyle geçiyor. Uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Şimdi çok çok açık burada Bediüzzaman Hazretleri'nin anlattığı sözler. Darwinist, materyalist sistemde Allah'ın açıkça inkar edildiği bir dönem gelecek. O dönemde de bu fitne, oluşan bu fitneyi ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bu fitne son bulacak. Buradaki sözü de çok açık inşallah. Evet. Bir de ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Darwinist, materyalist fikri, yani bu ideolojileri fikren tam olarak susturacaktır. Yani Darwinist ve materyalist ideolojiyi fikren tam olarak susturacak olan kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bunlar tam olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanında susturulmamıştır. Hatta o dönemlerden başlayıp gelişmektedir ahir zamana doğru. Fakat ahir zamanda tam olarak susturacak olan kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bediüzzaman Hazretleri de Emir Dağı Lahikası sayfa 259'da bunu şu şekilde açıklıyor. Fen ve felsefenin tasallütüyle, etkisiyle ve maddiyun ve tabiyun taunu, materyalizm, darwinizm ve ateizm hastalığı, beşer içine intişar etmesiyle, insanlar arasında yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini, materyalizm, darwinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar eden dinsiz akımları tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır diyor. Evet, burada sözün ilk bölümünde fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiyun taunun beşer içine intişar etmesiyle, yani materyalist ve darwinist ve ateist ideolojilerin sözde bilimin tüm yönlerini kullanarak İnsanların arasında adeta bir salgın hastalık gibi yayılmış olması. Burada teknolojiyi, bilime her yönüyle kullanıp insanları saptırmak için, insanları aldatmacaya sürükleyerek bu şekilde salgın bir hastalık gibi materyalizm ve darwinizm insanların arasında ahir zamanda tam olarak yayılmıştır. Ve sözün ilk kısmında bunu anlatıyor evet. Bediüzzaman Hazretleri. Sözün devamında da her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Darwinist ideolojileri ilimle, bilimle, fikirle tam olarak susturacak ve bu ideolojilere, Darwinist, materyalist fikre tam olarak son vereceğini anlıyoruz bu sözünden de. Bediüzzaman Hazretleri devrinde materyalist ve Darwinist ideolojiler tam olarak susturulmuş mudur? Evet, tabii ki susturulmamıştır. Evet. Tabii ki Bediüzzaman Hazretleri yaptığı bütün imani faaliyetlerle, iman hakikatleriyle çok önemli bir hizmet yapmıştır. O yüzden zaten hocamız da son 1000 yılın en önemli alimi, en büyük alimi diye Bediüzzaman Hazretlerinden bahsediyor. Fakat Bediüzzaman Hazretleri bu faaliyetleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamıştır. Onun maddiyun ve tabiyun, yani Darwinizm ve
ateizm, materyalizm ideolojilerini tam olarak ortadan kaldıracak, bu fikirleri tam olarak ortadan kaldıracak bir çalışma yapmıştır. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlayarak ve Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın izniyle mağlup edecektir. Bu fikri ideolojilerin tamamını ortadan kaldıracaktır inşallah. Bediüzzaman Hazretleri sadece buna zemin hazırlamıştır inşallah.